Şimdi web servisimizin bir kısmına daha değineceğiz yine ufak hemen. Bir tane web servis oluşturuyorum. Kaç numaramız? 12 mi? 13 mi? 13'müş. Web servis ne diyelim? Asenkron. Ha, asenkron yapamamıştım. Yapalım. O da olsun. Açtım. Hello World'um var. Ne Hello World'muş arkadaşlar ya. Yalnız bu Hello World'un gelmesi bayağı bir zaman alıyor. Yaklaşık 3 saniye süren bir Hello World hazırlığı var. Evet, kolay değil. Zor işler. Merhaba diyecek. Merhaba diyecek. Harfleri tek tek sayıyor. Tester. Şunu bir çalıştırayım. Adresi alalım. Hemen ekleyelim. Adresim geldi. Şuraya buton koydum. Tıkladım. Sadece Fransızlarını ekliyorum. Geldi. Servis referansından hemen instance'ımızı alıp deminki gibi çağırıyorum. İşte message box SC üzerindeki hello world. Message box bitti. Message box başladı. Şimdi normal şartlarda şöyle çalışıyor. Bastım butona. Başladı. Gitti. 3 saniye bekliyor. 3 saniye sonra istek cevap geliyor. Sonra bitti çalışıyor. Asenkronlu işlemler şöyle oluyor. Burada ben server'dan cevap beklerken beklemiyorum. İşlemlerime devam ediyorum. Server'dan cevap geldiği zaman onu işliyorum. Olur mu? Yani server'ın cevap vermesi 10 dakika sürecekse işlem 10 dakika başında beklemiyorum. Başka işlemlerime gidiyorum. Sunucu bana cevabı gönderdiği anda alıp yapılması gereken işlemi yapıyorum. Bu işlem için client tarafında buna sağ tıklayıp konfigür ediyorum. Şurada metotları asenkron yap kısmı var. Şu servis referansına. Okey dedim. Bunu yaptığım zaman ne oldu? SC üzerinde Hello World klasik duruyor ama asenkronu geldi. Bir de completed diye bir olay geldi. Asenkronlar yeni bir tane thread açıyor. Yani sıfır thread açmak demek. Completed da işte işlem bitince yapılacak demek. Şimşek olduğuna göre bu nedir? Olay. Artı eşit de runtime'da oluşturduğumuz gibi tab'a basıp tab'a basıp bekliyorum. Burası senaryolarım. Şunu da kapatırsam şu işe yarıyor. Bu olay bitirildiği zaman yapılacak yer burası. Ben burada ne işlem yapıyordum? Message box'a gösteriyordum. Message box.show E üzerinden gelen sonuç. Buradaysa SC'yi Hello World'u çalıştırmıyorum. Hello World'u asenkron çalıştırıyorum. Diyorum ben bunu bekleme yapmayacağım. Devam et. Şimdi çalıştırıyorum. Bastım. Başladı. Bitti geldi. İşte server cevap vermesi bekleniyor. Server cevap verdiği zaman da completed çalışıp bize sonucu veriyor. Artık burada da ne yapmak istiyorsak onu yapıyorum. Yani cevap süresi uzun olan işlemlerde bekleme yapmamak için
koyarım. Çünkü eğer klasik yöntemle yaparsam, hani şurada açık olsun, hepsi çalışsın. Şöyle bir sıkıntımız devreye girecek. Bastım, işte başladık. Daha sonra bu hareket edemiyor. Hani işlem yapamıyor. Set konumuzda olduğu gibi. Ama asenkron çalışırsa cevap gelene kadar hareketim devam edebiliyor. Cevap geldiği zaman da yapılacak işlemler yapılıyor. Asenkronda böyle bir güzelliği var. Onu da değinmeden geçelim. Basit bir örnekte hallettik. Ama basit dizaynı, büyü de aynı olacak. Pratikten böyle büyüğünü de yaparız.